İzmir'de Ekonomi Gazetecileri Derneği'nce Temiz Enerji, Temiz Kentler konulu 11. Küresel Isınma Kurultayı düzenlendi. Düzenlenen kurultayda açılış konuşmasını Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Anonim Şirketleri CEO'su Ali Haydar Bozkurt yaptı. Değerli misafirler, ikinci açılış konuşmalarını yapmak üzere Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi CEO'su Sayın Ali Haydar Bozkurt'u Küresel Isınma Kurultayı Komitesi adına kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Ece kardeşimiz çok güzel bir noktadan başladı. Benim de konuşmamın merkezine oturttuğum her zaman bir konu. İnsan, çünkü doğa öyle bir şey ki içinden insanı aldığınız zaman kendi dengesini çok güzel kuruyor ve sürekli kendini yeniliyor. Böyle küresel ısınma ya da işte zararlı gazlar gibi konulara da hiç yol açmıyor. Bütün bu olayı yaratan biziz aslında. Ne yapacağız şimdi? İnsanı yok edemeyeceğimize göre o zaman bu konudaki farkındalığı, bilinci arttıracağız. Yani diyeceğiz ki buna biz sebep oluyoruz, yaşam döngümüz içerisinde ihtiyacımız sebebiyle sebep oluyoruz ama buna karşı önlemleri almak için de elimizden geleni yapmalıyız diyeceğiz. Şimdi bundan 10-15 sene öncesi birileri çevreyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışınca genelde sıkılıyorduk, ikinci cümleden sonrası dinlemiyorduk. Ama birkaç senedir kurak kışlar, kurak yazlar yaşamaya başlayınca şehirlerimiz, suyla ilgili sıkıntıları konuşmaya başlayınca, arabamızı haftada bir yıkayalım, iki haftada bir yıkayalım gibi konuları günlük hayatımızda hissetmeye başlayınca, aslında çok uzak olmayan bir gelecekteki tehlikenin bizlerin ne kadar reddedemeyeceğimiz kadar gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Biz elbette ki birçok mücadele yöntemi geliştireceğiz ama özellikle yeni nesillerimizi daha bilinçli yetiştireceğiz. Şimdi ortaya nasıl bir hedef koyduğunuza göre mücadelenizin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Her konuda böyledir. Yıllar yıllar önce Toyota'nın dünya başkanı Watanabe San dedi ki benim hayalimde de bir otomobil var. Çevreyi temizleyen. Bakın 20 sene önceyi konuşuyorum. Daha otomobillerin çevreyi kirletmesinin önüne geçmekle ilgili hemen hemen kimse hiçbir aksiyon almamışken böyle bir vizyon ortaya koyduğunuzda bugün geldiğimiz noktada birazdan çok kısa bahsedeceğim nasıl bir ilerlemeye sebep oluyorsunuz? Yani kendinize koyduğunuz hedefin beklentilerin ötesinde olması gerekiyor. Bir örnek daha vereyim. Hep Japonlara imreniriz. Ya bunlar nasıl bir toplum? Nasıl ahlaklı, her şeyi nasıl düzenli yapıyorlar diye. Biz çocuklarımızı sokakları kirletmeyin diye yetiştiriyoruz. İlkokul eğitimden itibaren, hatta daha önce evde başlayan eğitimden itibaren. Sokağa bir şey atma. Japonlarsa çocuklarını şöyle yetiştiriyor. Sokakta giderken yolda bir çöp görürsen onu al ve çöp kutusuna at diye yetiştiriyor. İşte aradaki fark bu. Biz daha hani sivrisinekle mücadele ediyoruz. Adamlar bataklığı kurutmakla ilgili uğraş veriyorlar. Yani biz bir başkasının attığı çöpü gördüğümüzde onu elimize bile almayız. Bu nedenle Japonya'da sokaklar tertemizdir. İşte böyle bir anlayışın, böyle bir kültürün devamı olan markamız, kendi yarattığımız küresel kirliliğe katkının çok farkında. Bu yüzden bundan 50 sene önce bakın, 50 sene önce ben daha 2 yaşındayken kimse küresel ısınmayı konuşmazken demiş ki bir gün gelecek yolda giden araçların sayısı artacak ve bu fosil yakıtlı araçların ortaya çıkardığı karbondioksit salımı dünyaya zarar verecek. O nedenle biz şimdiden öyle önlemler alalım ki bunu kendi yarattığımız o kirliliğin olabildiğince önüne geçelim. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Ve hibrit diye bir teknoloji ortaya çıkarmışlar. Hibrit dediğimiz şey
Elektrikli otomobil gibi algılamayın, hani böyle şarj edilen bir şey değil, giderken kendini şarj eden bir teknoloji. Aracın karbondioksit ve azot monoksit salımını düşürüp yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunların da ucu sonuçta çevreyle ilgili kaygı verici rakamların büyümesine engel oluyor. Tabii sadece bunu yapmıyor. Fabrikalarında kullandığı enerjinin yenilenebilir enerji olmasına gayret gösteriyor. Bütün tesislerinin çatılarını güneş enerjisiyle doldurup elektriğini buradan sağlamaya çalışıyor. Ürettiği ürünlerin, emtianın geri dönüşüm oranlarını %85'lere kadar çıkartmayı başarmış. Çünkü recycle edilmesi güç olan bir emtiadan bahsediyoruz. Birkaç örnek vereyim. Bugün bir hibrit otomobille bir dizel otomobil kıyasladığınızda dizel otomobil bir hibrit otomobilden 22 kat daha fazla çevreye zarar veriyor. Dünyada sağlık kuruluşları dizel bir otomobilin sigaradan daha zararlı olduğunu kanıtladılar. Dünyada birçok kent şehir merkezine dizel motorlu otomobillerin girmesini yasakladı. Hindistan'daki Yeni Delhi bile 2 sene önce bunu yaptı. Düşünün, Hindistan'dan bahsediyorum. Bazı kentlerde 2021, 23, 25 gibi tarihler belirlenerek dizel otomobillerin kent merkezine girmemesi yönünde şimdiden kararlar alındı. Birçok marka hangi takvimden sonra dizel otomobil üretmeyeceğini anons etti. Biz Toyota olarak 1 sene önce ilk bu işe başlayan markayız. 1 yıldır Toyota dizel otomobil, binek otomobil üretmeyi durdurdu. Sadece hibrit ve benzinli otomobil üretiyoruz. Bugüne kadar 14,5 milyon adet hibrit otomobil dünya trafiğine çıkmış durumda. Bu süre içerisinde elde edilen kazanımı bir örnekle size anlatayım. Karbondioksit salımı konusunda New York'taki Empire State binasını bilirsiniz. Yakından görmediyseniz televizyonlardan bilirsiniz. Bu binanın hacmini düşünün. Bunun 50 bin katı kadar az karbondioksit salımı yaşamışız. Sadece dünyada dolaşan hibrit otomobiller yüzünden. Şu ana kadar gerçekleştirilen teknoloji ve adetten bahsediyorum. Bu giderek hızlanıyor. Şu ana kadar bu otomobillerin yakıt tasarrufundan elde edilen yakıtla dünya ve ayın etrafında otomobilinizle tur atmaya kalkarsanız 1,5 milyon tur atabiliyorsunuz. Bakın, bir markanın gayretiyle, attığı adımla elde edilen sonuç. Ve sadece bir sektördeki bir markanın, tüm sektörleri düşündüğünüz zaman, herkesin üreticisinden tüketicisine, sokaktaki vatandaşına, ilkokuldaki çocuğuna bu bilincin geliştiği zaman elde edeceğimiz kazanımlar gerçekten rakamlarla ifade edilmesi çok güç hale gelir. İstanbul trafiğinde her 15 dakikada sadece köprü üstünde duran araçlar bir tanker. Tanker derken kamyonet tankerden bahsetmiyorum. Uluslararası nakliye yapan büyük petrol taşıyan gemileri hayal edin. Her 15 dakikada bir tanker sadece köprü üstündeki araçlar yapıyor. Ve hibrit bir teknoloji kullandığınız zaman yaklaşık olarak %50 tasarruf ediyorsunuz fosil yakıttan. Fosil yakıttan yaptığınız tasarrufun çevreye katkılarını az önce söylediğim için tekrar etmek istemiyorum. Özetle dünya bir yere gidiyor. Bu gidilen yerde sadece üreticinin derdi bu konu diye düşünürsek çok önemli bir şey ıskalarız. Bizler de tüketici olarak tercihlerimizde daha bilinçleniyoruz. Nasıl bugün ilkokula giden çocuklarımız paketli gıda yemem ben demeye başladı. Çünkü bu eğitimi vermeye başladık. Şimdi ilkokula giden o çocuklarımızı çevre konusunda az önce sevgili kardeşimizin çok heyecanlı, güzel anlamda söylüyorum Ece, harika bir konuşmaydı. Çok heyecanlı konuşmasına değindiği üzere dünyadaki varlığımızın bir de keyfi yanında sorumluluğu olduğunu hatırlatmak konusunda belli adımlar atarak
bu konuda azami çaba göstermeliyiz. Bu programdan dolayı derneğimize çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu konunun altını çok net çiziyorlar. Bugün burada olan hem konuşmacılara hem katılımcılara böylesine önemli bir konuda siz de katkı koyduğunuz için, buradaki sesin yükselmesine destek verdiğiniz için bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum.